Markizi, ne yapıyorsun burada? Yarım saattir seni bekliyorum. Sıkıldım. Allah Allah. Senin makyajın bitmiyor bitti, zaten. Bitti. Ha. Dolunay dönemindeyiz. Herkes kurt adam olur. Sen geyik olmuşsun. Boynuzların çıkmış. Geyik muhabbeti bırak şimdi. Ne anlatıyorsun? Ben dolunay dönemini anlatıyorum. Ha, bu dönem, dolunay mı? Bir dakika. Dolunay dönemi. Onun için kulaklarım büyüyor sanki. Ve bu kıllarıma bak. Ah. Bunlar uzuyor. Valla be tırnaklarım. Tabii, üç dakikada bir kesiyorum. Ondan mı? Tabii. Sen akrep burcunun suları çok etkiler dolunay. Korkunç. Ve bunlar ne? Bunlar ne? İşte diyorum ya, sen kurt adam olacağına geyik adam olmuşsun. Dolunay insanları çok etkileyen bir dönem biliyorsun. Aha. Bu dönemde de yay burcunda oluyor. Yay burcunda olması kesinlikle sportif denemeler, direnç denemeleri yapılmamasını gerektiriyor. Çünkü bir yerlerde incinme olabilir, güç denemesi yapılmaması gerekiyor. Ve dolunay zamanı asla ameliyat olmamalı. Aşı bile olunmamalı. Çünkü aşı olunduğu zaman o olunan aşının hastalığı kapılıyor. Çok enteresan bir dönem. Cidden ne kadar gerçek var bu masallara? O kadar film masal izliyoruz. Değil, cidden masal söyle. Bunlar kurt adam masalı. Onları bilmiyorum. Onlar daha çok onlar dolunay zamanı olunca. Ama bir şey oluyor. Bir şey etkiliyor insanları. Astrolojiden. Ve dolunay yayda olduğu zaman, yani ateş burçlarında olduğu zaman, evet, bir de ikizlerde olduğu zaman konuşuruz onu. Ani hava değişiklikleri ve fırtınalar oluyor. Tabii ben bunu dünyanın bütünü için konuşuyorum. Yani evet, sadece İstanbul için değil ama bazen deneyimlerimle İstanbul'a da çarpabiliyor. Enteresan. Yine bu dönem içinde önemli bir değişiklik var gökyüzünde. Ben biliyorsun bunlara gökyüzünde değişim, evet, diye giriyorum. Pardon, insanlarda bir anormallik oluyor ama neden oluyor, oluyor diyorlar? Özellikle akrep, su, yengeç grupları, akreplerde, ne yengeçlerde. Valla ben kitabımda hep yazarım. Yengeç erkeğine sahip bir dişiyseniz daima teleskopla gökyüzünü de takip edin. Evet. Dolunay'da erkeğinize kavuşabilirsiniz. Ama herkesin teleskopu var mı evde? Teleskopla. Yoksa yandılar. Çok da karışık. Şimdi bir dakika, gökyüzünde yine büyük bir değişim var. Merkür gezegeninden bahsetmiştik geçen, evet, sefer. Biliyorsun ikizler Boğa burcundaydı. Yatırım yapma noktası, evet, vardı. Şimdi Merkür gezegeni ikizler burcuna giriyor. Bu da demek ki kendi öz burcunda. Evet. Son derece hareketli bir dönem başlıyor. 5 Haziran'dan sonra iletişim, haberleşme ve turizm patlaması bekleyebiliriz. Evet, burada. Türkiye'de. İstanbul'da ve Türkiye'den bahsediyorum. Sen Türkiye deyince akrep burcu olduğu için 29 Ekim. Tabii akrep benim burcu gibi. Ama ben şimdi genel bir anlatım alacağım. Yani bütün insanları, Türkiye akrep, bütün herkesi etkileyen Merkür gezegeninin gökyüzündeki, evet, değişiminden bahsediyorum. İkizler burcunda olması, haberleşme, iletişim kolaylığı ve dil öğrenmede çok başarı getirir. Ben bütün öğrencilere şunu öneriyorum. Dil öğrenmeye başlayın 5 Haziran'dan itibaren. Çünkü çok daha kolay, çok daha çabuk öğrenebilirsiniz. Konuşma pratikliğiniz çok daha güçlü olabilir. Hangi dili öğreneyim? Ben de 5 dil var, yetmiyor mu? Sen de 5 dil yeter. Ben öğrencilerden bahsediyorum. Sen daha bir kocaman adam öğrenci. Daha gitsin. Bir kocamanı. Çok ufak. Hele boynuzların da çok şirinsin. Evet. Ama şimdi cidden bu ay şey beni... Bu seferki yıldızın kim? Ben gezegenlerimden bahsettim. Aa, çok çok büyük bir yıldız. Çok sevdiğim birisi ama anlatmayacağım bu sefer. Anlatma, en azından adını çok söyle. Çok iyi tanıdım. Çok biraz sonra beraber söyleyemem. Ben de tanıyorum herhalde. Kim? Gelecek yıldızımızı, yerdeki yıldızımızı ben, aa, de tanıyorum. Sen... Göktekilerini bir dakika. Tanıyorsam yerdekilerini şey tanıyorum. Bir dakika, ıslak ıslak albümü var şimdi. Islak ıslak kulağını öpeyim, ağzını öpeyim, ısırayım. Neydi bir dakika şeyini... Sinan Özen, Sinan, evet, Özen. Oo. Kendisini karşılayalım mı artık? Çok güzel. Sen onu gördün mü hiç ekranda, konserlerde? Bir tane de. O da Karadenizli. Sen yarım Karadenizlisin, yarım değil mi? Evet. Gevşerimi karşılayalım. Geliyor mu? Geliyor. Karşılayalım, evet, mı? Evet, ne evet, kadar evet, heyecanlandım. Sinan Özen. Özen'le beraberiz. Yeryüzündeki yıldızımızla. Bugünkü konuğumuz sevgili Sinan Özen. Sinan, hoş geldin Sinan. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Yine bir balık, yine bir, evet, sanatçı. Niye balıklarla bu aralar? Balıklar yok, sanatçılar çok çıkıyor balıklardan. Neptün, evet, gezegenin etkisi, yaratıcılık, imaj. Hepsi böyle, hep balıklar rastlıyor sanatçılara. Biraz karışık olmalarına rağmen, zor tutulmalarına rağmen her çeşitte, evet, her denizde yüzebilecek balıklarsınız siz. Tabii, her oltaya güzel balıklarsınız, sanatçı balıklarsınız. Neden böyle karışık gidiyor o sembol var ya böyle? Çift karakterli. Neden o? Bir böyle gidiyor, bir böyle gidiyor. Bu iyi mi, her, kötü mü? İyi miydi? Burçlar kuşağının içinde 3 grup var çift karakterli zaten. Evet. Havada ikizler, ateşte yay, suda balık. Çift karakterli olmak güzel bence ama ya. Çok neden? Fazla monotonluk sıkıyor. Hülya'cığım, neden hareket bunları yakalamak zor? Hep kayıyorlar bir şekilde. Kayarlar çünkü neden işte hep hayaller, güzellikler, evet, böyle her şey çekiyor onları. Sürekli her şeyi denemek, evet, istiyorlar. Uludağ'da bizi ama o kayma başka. Her çeşit kayma var da. Balıklarda. Kayıyoruz. Şimdi senin yükselen burcun yengeç. Öyle mi? Tabii yükselen burcu biliyorsun. Evet, biliyordum zaten. Fizik yapını ve dışa kendini göstermeni belirten bir nokta. Sen de sular.
bir yapıdasın. Çok su ve su. Aa, onun için albümün adı ıslak ıslak, onun için. Evet. Islak ıslak. Bravo. Bak ne kadar akıllı. Bak. Sular içindeymiş. Ya çok ıslak. Bu sene burcuma özel bir albüm çıkardım yani. Çok ıslak, güzel ıslak. Islak ıslak. Bol bol yüzeceksin. Islak. Usudan çıkmayacağım. Duygusallığın çok tabii ağır. Evcilliğin çok ağır. Yani ne kadar çok değişik fikirlerde olsan da, ne kadar kaçak güreşsen de bazı şeylerde, duygusallığın yükselen burcunun getirdiği o sabitlik ve evcillik seni çeker. Yani ondan çok fazla kaçamayacaksın. Yok, benden sanırım. İyi bir ev şey olur. İyi bir baba olur ve evcil bir eş olabilir. İyi bir eş olur. Ben sana söyleyeceğim ne zaman öyle iyi mi? Eş zamanı geçeceksin. Kaç evliliği olacak? Herkese diyor 3-4 tane. Daha siftah yapmadık. Yapma, yavaş yavaş. Birincisi en zordur zaten. Sonra o kolay olur. Ve çok enteresan Sinan. Benim hemşerim Karadenizli, balık, sular, ne güzel yani, yerde. Başka ne olur? Neşeli insanlar. Tabii. Evet, tabii. Sinancığım çok sezgilerin güçlü bir tipsin. Evet. Sezgilerin son derece açık ve karşındaki insanın içini bir kitap gibi okuyabilecek evet, yeteneği var. Evet, sizi okuyorum şu anda. Oku, beni çok okursun. Kaç cilt, oho, başa çıkamazsın, sabaha kadar okursun o başka. Süper. Duyguların bazen kendinle kaçışta. Sevmeye ve sevilmeye çok büyük özlemin olduğu halde bazen kendi kendine bu kaçışları yaşayabilirsin. Yani ne yapayım, üstüne gideyim mi gitmeyeyim mi, duygularımı nasıl yerine oturtayım gibi. Belki de gerçek aşkı bulamadın ama bulacaksın. Öyle sona mi? Mı saklayayım zamanını, sürpriz olsun. Yapma, evet, onu, evet. Onu ben de merak ediyorum. Yok, onu sonra saklayacağım. Sonra ben de merak ediyorum, halkımız da öğrensin yani, yani bunu rahatlayalım hepimiz. Şimdi yani. Bu bütün arkadaşlarımla aynı, bu ünlü, bu mesleklerde bir zorluk çekiyor herkes. Neden o ünlü, ünlü olduğundan... Bu kadın beni mi seviyor ya da bravo, sahnede bravo, gördüğünü bravo. Mü, evet. O adama mı beni mi? Doğru çünkü iki kişiyiz. Bir olay vardı, böyle bir yapımcıyla görüştüm. Kendimi televizyonda izledik ve o ben konuşuyordum. Dedi sen farkını biliyor musun? Evet dedim, o başka bir kişi. Ekrandaki olan. Ama bunu çok kişi bilmiyor. Belki o imaja aşık oluyor. O bir zor. O da bir süre, bir süreç geçiyor orada. İşte evet. O süreçte de onu tanıyabildiğin zaman. Şimdi astroloji orada sizlere çok yardım eder. Evet. Çünkü gerçek aşkı bulabileceğin dönemi görüyoruz astrolojide. Ne zaman? Ne zaman? O sonra. Şimdi ben sana biraz geçmişten de bir şeyler söyleyeceğim. Söyle. Gerçi Michael ben hissediyorum onu hemen. Bu astrolojik geçmiş bölümü Michael'a mı? Geçmişten biliyorum. Evet, her şeyi biliyorum. Bir dakika, bir ayakları bir şey mi buldun orada? Evet, orada geçmişle ilgili bir şey, geçmişte olduğunu bilmiyorum. Astroloji doğduğun andan yaşadığın süreç içindeki bir dönem. Ayaklarınla ilgili bir terslik, bir sakar, bir şey, sorun geçirdin mi? Sakar, şey, ama balık zaten ayakları hassas, en hassas bölgesi. Bir de senin kayıyorlar, var. Evet. Kaymadan dolayı o ayaklar zedeleniyor. Ben sen bak, ya. Tüm hayatın boyunca ayaklarına dikkat etmen lazım. Çünkü kısa yollarda özellikle kaza riskleriyle ayaklarını çok koruman gereken dönemler yaşıyorsun. Yine sağlıkta tansiyon, ailende var galiba, hipertansiyon ve kolesterol. İleriki yaşlarda, bunlar daha şimdi söylemiyorum, kontrol ettirmen düşük gerekecek. Ama sonra birden fırlar o, hiç farkında olmadan. Bir gün fırlayacak fırlar. Zaten, evet. Deri hassasiyetin olabilir. Evet. E vitamini kullanacaksın bunun için, biliyorsun. Yani tamam. Doktorlar ne kullanacaksın? E vitamini. Deri hassasiyeti olarak E vitamini kullanacaksın. Şimdi pardon, bu ayak dedin cidden. Nereden yani? Ne ayında mı? Ayı nerede? Hayır, bilmiyorum ki ayık ben. Terazide. Son derece sanatçı olman, sanatın her türünü sevmen, tiyatrosundan, sinemasından, esprisinden, müziğinden hepsini sevmen Ay burcuna bağlı. Terazi çünkü Ay burcun. Bu yüzden bunları seviyorsun. Zaten hayatında doğduğun anda ün varmış. Ün yükseliş var. Başarı var. Sana komik bir şey söyleyeceğim. Sanatın dışında bir iş yapmak istersen tekstili dene. Çok para kazanabilirsin. Tekstil. Evet, aklında ticaret, bu. Ticaret bir sürü denedim. Vallahi hepsine hayır, zarar ettim. Tekstili deneyeceksin. Adını veriyor o zaman. Tekstil olabilir. Evet. Tekstil olabilir ama zaten özel. Sanat diyor yani. Ama yapımı o bahsettiğiniz da... olay var ya. İlk başladığınız hani böyle doğuştan işte sanat. Evet. Çok enteresandır. Küçükken hep derdim. Ben işte çok... Hissettiğim bir şey. Hissettiğim bir şey. Bak, enteresan. Çok ünlü olacağım. Çok herkes beni tanıyacak ama şöhret olmak gibi değil. Yani, anlıyorum. Bir şey için ünlü olacağım. Evet, bilmiyordum neden ama biliyordum. Müzik, herkesi diyordum, şarkı söylüyordum. Astrolojide bir 10. ev dediğimiz, yani sana çıkan özel haritada, kişiye çıkan özel haritada 10. ev dediğimiz o kişinin şanını, ününü, şöhretini getiren bir ev vardır astroloji kapsamında. Buraya Jüpiter ve Venüs gezegeni düşmüş. Bu demektir ki sen hele 35-45 yaş, daha 25 daha sene var da evet, çok ünlü olacaksın. Çok daha tanınacaksın ve çok isim sahibi olman zaten doğuşundaki fotoğrafta çıkmış. Hiç boşuna üzülme yani. Bir şeyler yakalayamıyorsan şu anda da mutlaka o sana gelecektir. Tabii zaten siz çabanızı fotoğrafta... yapacaksınız. Her tabii şey çaba göz. Astroloji şu zaten. Yani elindeki hayatı kontrole alabiliyorsun. O çabayla. Diyelim ki annen çok küçükken bir astroloji, sen doğduğunda bir astroloğa gitseydi. Evet. Gerçek bir astroloğun, benim gibi eğitimli bir astrolojinin söyleyeceği şey şuydu. Çocuğunuz bir gün ünlü olacak. Toplumda ismini duyuracak.
Yani bu zaten doğuşunda olan bir şey. Nerede gördün onu doğuşunda? Ya, haritada görüyorum Michael'cığım. Ben senin gibi geçmişi görmüyorum. Böyle burada gerçekleri görüyorum. Geçmişi görmek çok daha zor. Geleceği biliyorsun. Ben... Geleceği daha geçmedim. Bir şey soracak. Ben hep kafama İspanya ya da İspanyol geliyor. Hep bir dilsizde. Geçen sene yaptık. Geçen sene bir single yaptık. Ciddi yaz, mi? Quiero comertus labios. Ay söylemem öyle bir şey. Ne dedin? Quiero ne dedin? Quiero comertus labios. Dudakları yemek istiyorum diyor. Ay ne kadar ayıp. Ağız diyemedik. Orada biraz dudak daha neden böyle. Neden yemediniz? Var böyle bir deyim. Utandım direkt utandım. Dudak dedi. Öyle bir şarkı mı? Ciddi var öyle İspanya'da. Geçen sene ağzını yerim vardı. O sonra bir single yaptık Avrupa için hazırlamıştık. O evet. Bizim bir altyapımız oldu.